Yaşında vefat eden Türk müziğinin büyük değerlerinden İlham Gencer için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Gencer törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ve dünya çok önemli bir değeri, bir mihenk taşını, bir duayeni kaybetti. Sadece bizim babamız değil, görüyoruz ki birçok insanın babası olmuş bir babanın evladı olmanın gururunu yaşıyorum. Gencer'in oğlu Bora Gencer, tabut başına gözyaşı döken Bora Gencer'in oğlu Ayaz ve sevgilisi Ahu Atmaca teselli etmeye çalıştı. Şerefiyle yaşayıp şerefiyle öldü. Allah herkese öyle nasip etsin. Ve sanat her zaman siyasetin üstünde, çünkü siyaset bir zaman geliyor unutuluyor ama gerçek sanatçılar unutulmuyor. Biz de cenazeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, sanatçılar Emel Sayın, Erol Evgin, Nilgün Belgün, Tayfun Duygulu, İlkim Karaca, Nuri Alço, çok sayıda siyasi parti temsilcisi ve merhum sanatçının sevenleri katıldı. İlham Bey bir vasiyeti var mıydı efendim? Bir devlet sanatçılığı istiyordu. Tabii istiyordu ama o prosedür değişmiş. Devlet büyüklerimiz tabii o hayattayken bunu gerçekleştiremediler. Artık böyle bir sanatçılık ünvanı kalkmış benim araştırmalarım sonucunda ama başka bir şey yapacağız denmişti. Daha henüz yapılmadı. Ama en çok istediği insanların ülkede silahsız gezmesi. Silahlara çok karşı bir insandı. Hayatı boyunca zaten çakı bile taşımadı. Emel Sayın İlham Gencer'e vefa borcunu asla ödeyemeyeceğini hatırlattı. 100 yaşına kadar yaşamış olması çok güzel ama yine de ne zaman kaybetsiniz böyle bir değeri, üzülüyor insan demek ki, onu da anlamış oldum. Çok emekleri var bende. Benim mesleğime, müziğe attığım ilk adımları belki de İlham Bey sayesinde atmıştım. Çatı kulüp vardı, gençler için çay saatleri yapardı İlham Bey. Oraya giderdim, orada tanışmıştık. İngilizce şarkılar öğretirdi. Birlikte söylerdik. İlk sahne deneyimim diyebilirim. Kendisi güzel insandı, çok renkliydi, çok efendiydi. Gençlerle hep iç içeydi. Erol Evgin, İlham Gencer'le 1972 yılında tanışma hikayelerini anlattı. 1972 yılında Maçka Oteli açılmıştı İstanbul'da. Emekli sandığının çok güzel bir oteldi. Orada lobide İlham abi beş çaylarında piyano çalardı. Ben de gece kulübünde şarkı söylerdim. Öyle tanışmıştık. Sonra da dostluğumuz sürdü tabii. Yıllarca hep sürdü. Aynı sahneyi paylaşmadık ama. Bir de tabii onun Çatı diye bir 60'lı yıllarda bir gece kulübü vardı. Orası bir konservatuvar gibiydi. Yeşilçam yıldızı Nuri Alço, İlham Gencer'le geçen yaz birlikte son kez güzel anlar yaşadıklarını söyledi. Geçen yaz beraberdik Bodrum'da. En son hastane ziyaretini yaptım. Gündüz akşamı zaten beraberdik. Bora'nın çıktığı yerde çıktı, şarkı falan söyledi. Yani 8 lisanda şarkı okuyan, bu kadar hizmeti olan ve göğsünde devamlı Türk bayrağını ayırmayan böyle milliyetçi, çok güzel bir insan. Kalbi güzel bir insan. Allah rahmet eylesin, ne diyeyim, o efsane, büyük efsane yani. Yeri hiçbir zaman doldurulamayacak tek insan o. 5 yıl önce Hüseyin Kaya ile evlenen Brezilyalı oyuncu Jessica May kısa bir süre önce Türk vatandaşı oldu. May, dünyanın her yerinde Türkiye ile ilgili doğru bilinen yanlışları düzelttiğini açıkladı. Benim için öyle artık, yani ben nereye gidersem Türkiye hakkında açıklıyorum, işte yanlış bildiklerini düzeltiyorum, işte bilmedikleri. Çünkü hala ister istemez biraz böyle hala Türkiye'de sokaklar deve görüyor musunuz gibi sorularla karşılaşıyorum ben. Yanlış bilmeden de başka neler var? Ben diyorum ki arkadaşlar yani. Deve, evet. Yani işte deve var. Onun dışında yani kıyafet konusunda çok hala böyle şeyle karıştırıyorlar. Orta Doğu ile karıştırıyorlar biraz. Onun dışında ben işte bol fotoğraf anlatıyorum. İnternete girmiyorlar işte mı ya Brezilyalılar? Fırsatı da oldukça Atatürk'ten bahsediyorum. O da ayrıca bir şey benim için. Galatasaraylı futbolcu Mertens, Nişantaşı'nda eşi ve çocuğuyla görüntülendi. Mertens yanına gelen bir taraftara formasını hediye etti. Evet, şimdi güzel şeylerden bahsedelim. Sevgili izleyiciler, 2022 Türkiye güzellerinden Selin ve annesi. Bakın artık öyle anons ediyoruz. Vay, güzel. 1984 Avrupa güzelimiz ama hayatımızdan hiçbir dönem çıkmadı. Neşe Erberk birlikte geliyorlar. Analı kızla alıyoruz efendim. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz.
Günaydın. Leş gibi doğdular vallahi. Artık böyle. Ben artık sözü Selin'e bırakıyorum. Şöyle Selin ve annesi arkama. Diyoruz çünkü artık. Selin bayılıyor konuşuyor, konuşmayı. Evet, seviyor Selin konuşmayı. Bir de Dobra. Hiç lafını esirgemez. Valla üç kızım da öyle. Değil mi? Ne güzel. Doğallar. Evet. İçten geldiği gibi konuşuyorlar. Selin'i şimdi daha önce programımıza davet ettik. Evet. İki sebepten dolayı seyirci de çok sevdi. Hem kendi görüntüsü doğal hem konuşması doğal. Özgüveni çok yüksek. Vallahi öyle. Niye öyle baktın? Öyle gözüktüysem ne kadar güzel diyecektim. Öyle gözüktü. Selin ya. Yarışmadan sonra hayatında ne değişti? Açıkçası hayatımda bir o kadar fazla şey değişmişken bir o kadar fazla şey de aynı kaldı. Yine aynı Selin'im, yine bana ailem keyif veriyor, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Ama bu sırada tabii ki de hayatım biraz yoğunlaştı. Çünkü Miss Supernational yarışmasına hazırlanıyorum. Ve hatta şu an yaklaşık 3 hafta kaldı. Ay. Evet, çok heyecanlıyım evet, gerçekten. Evet. İnanılmaz bir evde hazırlıklar var. Nasıl hazırlıyorsun? Biz Selin Team diyoruz, yani Selin takımı. Biraz sonra Lara, Lara da gelecek, katılacak, o da söyleyecek. Şimdi sosyal medya çok önemli olduğu için Selin'in sosyal medyası için bir sürü fotoğraflar ve videolar çekiyoruz. Evet. Ama bunu çekerken inanılmaz eğleniyoruz. Çünkü Selin bir konsept yakalıyor. Diyor ki ben bunu istiyorum. Bakıyoruz, eyvah bunu nasıl çekeceğiz? hatta bir tanesini anlatacağım çünkü çok eğlendi. Böyle suyun içinde bir görüntü istedi küçük hanım. Ha. Küveti su doldurduk. İçine çiçekler atıldı. Evet. Ben içine girdim ayaklarımla. Üstten fotoğrafını çekiyorum. Lara çiçekleri atıyor. Diyoruz ki nefes alma. Kımıldama. Herkes böyle duruyor. Ve o anlar çok eğlendi. Bayağı prodüksiyon yapıyorsunuz. İnanılmaz. Sonra onları göstereceğiz size. Moda çekimi gibi oldu. Vay. Bir başkasında böyle yine Lara fön makinesini tutuyor. Saçları uçuşturuluyor. Ben yerden fotoğraflar çekiyorum. Ama çok anne eğlendi. Bu işin çok profesyoneli. Hem kendi döneminde en büyük şeyleri aldı, ödülleri aldı. Hem yıllarca Türkiye'nin en güzel kızlarını ajansından geçti. Evet, o dönemki hatıralarımı hatırlayarak dedim ki böyle kadraj yapılır, buradan çekilir, şöyle poz verilir. Ama zaten Selin'in içinden de geliyor. Evlatlara torpil oluyor mu yoksa daha mı acımasız oluyorsunuz? Daha acımasız. Ciddi mi? Tabii. Çünkü iyiliği için o hani gerçekçi eleştirileri duymak yapıyorsun. Duymak istediğini değil de. Yok, değil. Selin çünkü ne geliyor anneden acımasız eleştiri? Acımasız demez. Annem çok dobra bir kadın. Yani evet, bir hata görürse ya da bir şey düzeltmek isterse hiç lafını esirgemez. Ama zaten böyle olması gerekiyor. Çünkü beni düzeltmeyecekse hani çok doğru. Kibarlık değil, gerçekçi olmak gerekiyor. Evet. Ama zaten çok fazla bir şey Selin'in yapmıyorum. Selin'in yanlış var ya.